İstanbul. Gün ışır ışımaz, bütün şehirde bir telaştır başlar. Geceden sözleşmiş gibi, canlı cansız bütün yaratıklar katılırlar bu telaşa. İnsanlar, her türlü aksilikleri, terslikleriyle uyanmışlar bu yepyeni güne. Kafalarında ayrı düşünceler, ayrı yollardan tek bir amaca koşmaya hazırlar, bir lokma ekmeğe. Bu vapurlar, bir kıyıda insanlara hamile kalır, sonra gelir öbür kıyıda, sancısız, bir çırpıda doğru verirler hepsini. Kapalı çarşı bile çoktan açılmış, baksanıza. Peki, bu sokak niye böyle? Burada oturanların sabah olduğundan haberleri yok galiba. Gelin şu evlerden birinin içine girelim. Sahibini uyuyorsa uyandıralım ve onu da insanların koşusuna katalım. Oh, bak şunlara be kadın, gene neyi kırdılar? Geberli cinsini kim öğretecekler seni? Zarife! Kim kırdı? Zarife! Zarifeleri götürsün seni! Defolun buradan, başımın belaları sus! Ben mi yaptım ki? Bana! Ben olsun be! Sabahtan beri bağırıyorum, cevap versen ölür müsün? Ölürüm tabii ya! Yanımı çıkardınız! İyi, başlama gene! Baba! Allah korktuz be burada! Hep benim üstüme atıyorlar kabahati! Baba, elim kanıyor! Sussun be! Şimdi bir sopada benden yiyeceksiniz! Şu evin haline bakın! Kime çektiniz yahu? Sana çektiler, sana! Ayyaş babalarına! Evine kusur bulacağına kendine bak önce! İyi, seninle uğraşacak halim yok benim! Ben mi kırdım, ne diyor? Hadi onu kırdın diyorsun be! Kesin gürültüyü be! Çocuk musunuz, canavar mısınız desiniz bilmem! O fişlerin yüzünden sanatından oldum! Yoksa şimdi ses sanatkarı Zarife'ydin! Tabii ses sanatkarı Zarife'ydim ya! Gene be, olacağım! Olursun, olursun! Kendinden başka neyi düşündüğün var? Baba, ben sokağa çıkıyorum! Çık da orada da bir anne kafasını kır! Rahat durun be! Kime basıca! Sus ya, sus, ayıp! El alem duysa ne der? Ya, işine gelmedi mi sus! Duyan ne diyecek? Duyan beni değil, seni ayıplar! Birazcık o kör alası gırtlağından içkiyi kes de, evinde çocuklarınla meşgul ol! Şu yetimlere acımasan, vallahi bir gün bile durmam! Karım senin kahrından kaçtı! Bana bak! Kendine yeni bir karım alırsın, bir hizmetçi mi tutarsın, bilmem artık orasını! Aa, insanlığından çıktın ayol! Ay, ay, aman sesin gitti gene bak! Gecede 25 lirandan oldum, vah vah! O 25 liramın kuruşuna kurban ol sen! O 25 liram olmasa ne yaparsın? Gündüz çocuk bak, gece şarkı söyle, ev kirası öde... ...Kardeşin olacak herif öte yanda durmadan içsin! Bir dişinde yaşıyorlar! Kırın birbirinizin kafasını! Senin vereceğin terbiye de bu kadar olur işte! Beğenmiyorsan kendin verirsin! Bugün dükkana geleceğim, çocuk o yırtık papuçlarla okula gidemez! Kunduracıya götür de yamasın! Bu ay para yok, gelecek ay veririz. Yamalı bohçaya döndü çocuğun ayağı. Para yok diyorum hemşire, laftan anlamaz mısın? Yok, yok! Yoksa okutma! Niye boyundan büyük işlere kalkışıyorsun? Baba! Ben bugün okula gitmeyeceğim! Sen sen! Ne oluyor, dizi baba, defterim bile bile! Abbas! Öğleden önce uğrayacağım dükkana! Yahu bırak şiddet çıkartmam hemşire, Allah aşkına dedim ya! Girme dedim şunları dükkana, babamın dükkanı değil orası! Ha, niye kızıyormuş? Bedava mı veriyor, geleceğim işte! Öyle ya, bedava mı veriyor, sen bir de bana sor! Bana bak! Bunlar burada benim başımın etini yiyor, senin değil! Alır çocuklarını gidersin, uğraşamam! Ay, ay, ay gitti vallahi gitti! Geleceğim dışarı öğleden önce, unutma, biz de ona göre ha! Bir dikirdiler beni kör olasılar! Kim bilir dışarıdan nasıl görünüyorum? Şeytan diyor ki, birini çevir de sor! Bana bakınca aklına ne geliyor diye! Herhalde yüzüne tükürmek der! Bir şey mi dedin? Sana demedim, ben kendi kendime konuşuyorum! Otobüsü kaçıracağım ya! Simit var, simit! Bir güncük olsun şu evden doğru dürüst çıkmayacak mıyım? Hah, neyse yetiştik! Müsaade! Evladım, dursana yavrum! Bir yere bak! Ayağıma bak! Ayağıma bak! Ayağıma bak! Ayağıma bak! Benim de kabahatim var! Ay, ezdin beni, kör olasıca! Hanım, halime bak da öyle konuş, benim ne günahım var! Sus terbiyesiz, bir de verdiği cevaba bak! Karşındaki en nihayetli bir kadın, azıcık daha nazik ol, edepsiz herif! Aaa, böyle bir dakika, giriyorum! Şu halime bakın da öyle konuş! Aman! Terbiye sayıl, halime bak diyor bir de utanmadan! Ettim ne olacak? Yavaş ulan, yavaş! Bana bak, ben senin bir yuvanı yaparım! Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun! Çocuk var, çocuk!
Olur hanımefendi, böyle şeyler. Olur, olur mu? Pis fırsatçı, ahlaksız herif. Ey Allah, sen sabır ya. Ha, hala söyledim. Biletsizler var. Beybetli, şöyle müsaade edin. Beybetli, müsaade edin, geçelim. Bilet almayanlar, paralarımız alsınlar. Bir dakika şöyle, bir dakika geçip, biletsizler var, ön tarafta var. Buyurun. Siz de buyurun. Bir dakika müsaade edin efendim, geçeyim şöyle. Bir dakika bir resim alalım. Sadık, Sadık! Gel! Ne büyük Sadık! Affedersiniz beyim, Sadık gel böyle gel! Hiç terbiye kalmadı. Bir dakika ya! Dur ya, dur be kardeşim, geçeyim şuraya be kardeşim. Ay yavaş ol canım! Ne arkadanız var, ben ne yapayım? En iyisi üstüme çıkma! Sadık, gel böyle, az ileride inecek bak! Ay dur ayol! Bir de iki sıkının arasında randevu veriyor. İner de aşağıda buluşur. Kızma hanım, sana bir şey diyen yok. Nasılsın? Şimdiye kadar her işim ters gitti. Sanki herkes sözleşmiş gibi tersleniyor bana. Üzme canını, düzelir. Nesi düzelecek? Ümit de olmasa neyle avunup yaşayacağız be Abbas? İçimizde o belki yok mu? Ah o belki! Ne geliyorsa başımıza onun yüzünden geliyor. Belki. Belki ya. Belki diye diye kırka merdiven dayadık. Dün yine Zeki ile Cemil ile beraber çıkıp yemek yediler. Parası var da ondan. Senin de paran olsa seninle de çıkardı. Bir anlayabilsem aralarında ne olduğunu. Öğreniriz nasıl olsa. Sen de pek belli etme hislerini. Azıcık kas kendini. Dökülüyorum. Patron da ne haysiyet bıraktı ne şeref. Her sabah karşısında azar işitmiyor muyum? Yerin dibine geçiyorum. Her zaman söylüyorum, tertipli olacaksınız diye. Yaptığınız yanlışlıklar, meydana getirdiğiniz karışıklıklar... ki Abbas en çok seni alakadar eder, tertipsizliktendir. Üşenmeyeceksiniz. Elleriniz ve çeneleriniz çalışacak. Müşteri her zaman için haklıdır. Ne isterse hay hay efendim, peki efendim diyeceksiniz. Abbas, senin bunları çok iyi dinlemen gerek. Tezgahta en ufak toz istemem. Birbirinizi ikaz edin. Yalnız benim diskurlarımla olmaz. Birbirinize örnek olun. Soğuk aldın. Geçmiş olsun. Ama mazeret değil bu, bugün bir dalgınlık yapman için. Merak etmeyin efendim. Nasıl etme, meraktan ölüyorum. Abbas, sana söylüyorum. Müşteriye surat yok. O senin efendindir. Güleceksin hep. Gül bakayım. Efendim, şimdi gülemem ki. Gülemezsin elbet. Ama güler gibi yapabilirsin. O kadar da fazla. Söyleyeceklerim bu kadardır. Ha, kızım Cemile, sen biraz sonra ofisime gel, görüşelim. Baş üstüne efendim. Çok şükür bugünkü diskur kısa oldu. Geçmiş olsun beyler. Kısa sürdü, sen bir de bana sor. Nasılsın Abbas? Sağ ol, iyiyim. Ayşe, biraz benim yerime bakar mısın? Sabah sabah biri damlayıverir, ben biraz kıymet yana kadar gidip geleceğim. Oh, Allah versin! Ne demek istiyorsun? Hiç, Allah versin dedim ben, dua! Ha, dua, amin! Ayşeciğim, benim yerime bakar mısın bir dakika? İsterseniz ben bakayım. Aman efendim, zahmet olacak. Teşekkür ederim Abbas. 53 beden biter. Ayşe, nasılsın? İyiyim. Zeki, bana bir sözüm vardı, unutmadın değil mi? Unutur muyum şekerim, ne zaman istersen götürürüm bu seni. Bu hafta çok güzel bir film oynuyormuş. Aşk olsun Zeki. Seni de götürürüm canım. Zeki, azıcık gelsene, önemli bir şey soracağım sana. Hayrola? Bugün bizim hemşire gelecek çocuklarla. Aman idare edelim. Olur olur, merak etme. Beni çağırmıştınız efendim. Şunu da imzalayıverin lütfen. Hoş geldin kızım. Sadık, tamam. Otur kızım, otur. Seni mükafatlandırmak için çağırmış bulunuyorum. Ah, aman efendim, çok teşekkür ederim. Gerek davranışından, gerek ahlakından, gerek çalışmandan çok memnunum. Sana bu aydan itibaren bir 100 lira daha zam yaparım. Efendim, çok teşekkür ederim. Seni her zaman böyle görmek isterim. Beni böyle tanıdığınıza sevindim. Başka bir sıkıntın olursa çekinme, bana söyle. Çok çok teşekkür ederim efendim. Başka bir emriniz yoksa ben müsaadenizle işimin başına gideyim. Rica ederim yavrucuğum. Aman sen hepsine göz kulak ol. İkaz et. Peki, peki. Göreyim seni. Ha, dur bakayım Abbas. Teşekkür ederim. Bir gömlek bakacaktım. Bakın gömlekler burada. Bunlardan başka yok mu? Ha,
bir de o rafta gördüklerim var. Onları da indirin de bir göreyim. Onlar da bunlar gibi de ondan indirmedim. Ay şekerim, çok teşekkür ederim. Gelen giden 10.000 lira sattım. Hadi hayır. Patron gözdelik payesi verdi galiba. Sevinçten uçuyorsun. Hem de nasıl? Of! Of. Ne oflayıp pufluyorsun canım? Canı satmak istemiyorsa o başka. Ben sizi oflamadım ki. Bir dakika, çıkarayım. İyi, iyi, kalsın serseri. Gel de küfür etme. Hem sana ne? Kutlayalım bunu. Teşekkür ederim ama bu işi ben kendim yaparım. Abbas! Efendim? Abbas, sana söyleyeceklerim var. Teşekkür ederim. Teşekkür mü, neden? Ne neden? Hay Abbas, ömürsün valla! Ne söyleyeceğimi bilmeden teşekkür edilir mi? Siz kötü bir şey söylemezsiniz de. Çok mersi, az önce Kıymetli Han'ın yanındaydım, senden söz açıldı, senden çok memnun. Kim? Kıymetli Han diyorum, senden çok memnun. Ama dalgınlığından çok şikayetçi. Benim sana yardımcı olmamı söyledi. Sana gerçekten yardım etmek isterim, kızmazsın bana değil mi? Ne münasebet! Çok teşekkür ederim, iyi bir insansın. Anlıyorum, bir takım sıkıntılarım var, olabilir. Yok, emin olun yok. Vardı ama şimdi geçti. Neyse, sonra konuşuruz, şimdi müşteri geliyor. Abbas, ölenleri nerede yemek yiyorsun sen? Ben bilmem, pek yemiyorum ama. Bugün beraber yiyebilir miyiz? Yemek mi yeriz, yeriz hemen mi? Hemen tabii, 5 dakikaya kadar hazır olurum, kapıda buluşuruz. Peki olur, yalnız benim bir dakikacık Sadık'ı görmem lazım. kızlar, bugün nereye götürüyorsunuz beni? Ya bugün sen bizi götüreceksin. Sadık, şş, kaç param var? Ne yapacaksın? Cemile'yi yemeğe götürmem lazım. Oo. Hepsi 10 liram var. Yapma be! 7,5 lira da bende var, yeter mi? Yeter, çok kazık bir yere götürme, sen kendine de yemeğiver. Yahu ya yetmezse? Aa, Mustafa, sende yok mu hiç? Vallahi var ama ancak bana yeter. Ya bırak yemin de ver 5'lik, yarın öderiz. Sadık, her ihtimale karşı sende gel. Olur mu? Olur, görürse tesadüfmüş gibi yaparız. Herkes fotoğrafa gösterenlerine şuraya oturalım mı? Nasıl arzu ederseniz. Arzunuz beyim? Ne yemek istersiniz? Hazırlardan ne var? Tandır, kuzu dolma, incik, dana üstü. Tandır. Salata. Salata. Bir de zeytinyağlı kereviz. Siz beyim? Yok yok, ben istemem. Sen yemeyecek misin? Yani yemeyeceğim. Ben pek öğlenleri yemem de. Tamam. Başla. Abbas, biliyorsun beni Kıymetli Han çağırdı. Evet. Seni çok seviyor ama senden çok şikayetçi. Ben bir de ayran içmek istiyorum. Garson, bir de ayran. Gerçekten çok iyi bir insansın. Bilmem nasıl anlatsam. Sana yardım etmek isterim. Bir derdin varsa bana açılabilirsin. Cemile Hanım. Bana yalnız Cemile desen daha rahat ederim. Cemile. Çok teşekkür ederim, çok iyisiniz. Bundan sonra dükkanda daha iyi olmaya gayret edeceğim. Hatırım için Abbas. Biliyorum bir derdin var. Eğer söylenebilecek gibiyse bana söyleyebilirsin. Sahi mi? 12,5. İyi. Efendim? İyi. İyi dedim, affedersin. Sevincimi anlatmak istedim. Çok iyisiniz, çok teşekkür ederim. Buyurun.
Bir dakika. Hale bak, dakikada doldu dükkan. Bir de kimse de para yok derler. Şöyle buyurun efendim. Eğlendin mi yemekte? Söyle be! Buyurun. Pantolonlara bakacaktım da. Burada, buyurun böyle siz. Tergaldir, ütüsü hiç bozulmaz bunların. Buyurun bakın. Şunu giyin. Ufak bu. Bir büyük beden vereyim, bir dakika. Buyurun, bunu giyin. Ayol, abart nerelerde? Abart, abart! Allah, bunlar ne? Şşş, dokunma onlara! Şşş, bırak! Zarife, ne istiyorsan çabuk söyle. Müşterim var içeride. Neredesin beyim, ver şu pantolonu yahu! Halimi görüyorsun, en de sıkışık anımı bulursun. Ayol, sana ne birden, sen işine bak. Zeki bey bizimle meşgul olur. Hadi çocuklar, hadi! Zeki! Patladım ya içeride! Abbas, sen işine bak, müşteri içeride kaldı. Zeki bey, şu çocuklara gömlek falan bir şeyler bakacaktım. Ah, sağ ol! Zarife, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? Kusura bakmayın, geciktim. Şimdi duydum geldiğinizi. Kumaş mı bakacaktınız? Evet, tuvalet gibimsi bir şey. Tuvalet mi? O zaman bu tarafa doğru giderim, gelin benden tarafa. Baba, o adam ne yapıyor içeride? Hadi ablanızı yap, hadi! Kapat ulan! Nerede? Al şu heretleri başımdan! Hadi bakayım, yürü, hadi! Kusura bakmayın, çocuklar anlayamazlar. Kapat ulan şu perdeyi! Ne oldu Abbas? Cemile Hanım, görüyorsunuz, elimden geleni yapıyorum. Daha ne yapayım? Gelin bakayım buraya! Niye yaramazlık yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Niye yapıyorsun? Bakın babanızı üzdünüz. Susun! Terbiyesizlik etme! Allah belanı versin! Allah Allah! Şimdi neler aldık? Üç gömlek, çoraplar, aşağıdan kumaş da alacağım kendime. Sadık bey, faturayı Abbas'a verin artık. Ben faturaları sana veririm, sen işlersin. Hadi, teşekkür ederim Zeki bey, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah kalmış özüm. Hadi gidiyoruz, evde yersiniz artık. Abbas diyeceğim. Gel bakayım buraya. Al şunu, pastayı. Alıştırmayın ayol. Teşekkür etsene teyzeme. Bu bir ya be! Biliyor musun? Hadi, hadi, hadi. Yine bekle. Buyurun, ben suğurluyum. Bugün çok güzel bir gün. Ama sabah çok uğursuz başladı. Hani paran yoktu, benden gizli atıştırıyordu. Aa, kuru kuru ekmek! Ama yine de bana yaptığın iyiliği unutmam Sadık. Söyle bakalım, bu gece ilk kadeh kimin şerefine? Otobüsü kaçıracağız, hadi! Hadi yürü, koş! Selam millet! Merhaba! Biraz öyleye benzer. Evleniyor musun abi? Hayırlı olsun. Allah kolaylık versin. Biz başımızdakini atalım diye uğraşıyoruz. Şişko lakı bitti, verecek misin bir daha? Emre Taktör, dükkan senin. Nasıl olsa öderiz. Bize de iş veren bir tiyatro çıkar elbet. Başladı gene. Madam, Abbas'la Sadık'ın rakısı ile mezesini hazır et. Patlama, geliyor. Hayri ablalarla bu gece sinemaya gideyim, ne olur. Başlarım seni sinemandan. Daha dün gece gittim, başımın belası. Her gece, her gece. Hangi her gece? Patatesler hazır, gel al. Başlarım seni sinemandan. Ben de başlarım meyhanenizden. Geçerken uyuyacaklar, hiç dinlemem gider. Adımını atamazsın. Gene ne var, dalaşmayın. Al şunu ızgaraya koy. Baba, ne olur bu gece sinemaya gideyim. Olmaz dedim. Olmaz dedi. Başlarım sizin köftelerinizden. Esiriniz miyiz, ne? Sus kız, koy köfteleri ateşe. Ha, peki. Karı bizi gözüne kestirmiş. Biz de ıskalamadık tabii. Alın bunları teker teker, sıcaklar da arkadan geliyor. Bana da bir porsiyon köfte yap. Olur. Şişko, bu ay çok sıkışım, belki borcumu ödeyemem. Çok mu bari? Aldırma, yaparız bir kolaylık. Oo, sen daha başlamamışsın. Bizim jandarma beni perize soktu ama arada bir yapıyoruz kaçamak. Hadi bakalım şerefe. Şerefe. Afiyet olsun. Nasıl, dünya varmış değil mi?
Dünya var da başka türlümüş diyeceksin ha. Sadık, sana sorayım. Nasıl açılayım şu Cemile'ye? Günler geçiyor, her geçen gün de beni eritiyor. Sevmek güzel şey. Seni öyle iyi anlıyorum ki. Ama nasıl açılmalı bilemiyorum. Birader, düşünüyorum da neyine güvenip de evlenme teklif edersin? Sonra üç çocuklu bir dulum. Ama seviyor benim çocukları. Şimdi sever de evlenmeye gelince iş değişir. Para dostum, her şeyi sevdiren paradır. Yaşayacaksak şimdi yaşayacağız. Bak seneler hep uçtu gitti. Ne gördük? Hiç. Hiç, vallahi hiç billahi hiç. Çalış anaya bak, çalış babaya bak. Onları yolcu ettik, şimdi de kendimize bakıyoruz sözde. Bu yaşta artık ilerisi için hayal kurulur mu ha? Kurulur mu? İlerimiz yok. Ama kuruyoruz işte. Hadi içelim. İçelim. Abbas, yılların dostuyuz. Ben de sana açılmak istiyorum. Ama hiç kötülük düşünmeden. Sadık, senin için canımı veririm. Sen benim en iyi dostumsun. Ama sen önce bana bir akıl ver, ne yapayım ben? Zarife'nin haberi var mı? Sevinir öyle bir şey olsa. Tek çocuklardan kurtulsun da. Vallahi başını alıp gidecek diye ödüm kopuyor Sadık. O olmasa ben ne yaparım? Ama o da haklı. Evlenmek filan düşünür. İster herhalde. Bırak böyle şeyler hatırlatma bana Allah aşkına. Ağız tadıyla içeyim şunu. Of of! Gezdiğim dikenli aşk yollarında... Elimden bir kırık saz geldi geçti. Kara talihimden Şişko! Sustur şunu, yine başladı. Var yanık bir arkadaş. Beyim yavaş ol. Hey beyim yavaş ol. Kusura bakma be abi, biraz dertliyiz de. Herkes dertli, bağırmak mı lazım? Boşlar be hafız, mektep değil ya burası. Mektep, hem öyle bir mektep ki okuturlar adamı. Parasından değil mi? Okuruz, biz de okuruz anladın mı? Kara talihimden yine uzatma, şarkı söylemek yasaktır demek. Ne olur söylersen... Olmaz! Yani, şarkı bu. Kesin münayaka şeyi be. Ne demiş ya Kemal? İster su koy verdi. Evet, gıdasıdır demiş. Efendim? Kes artık! Devam edersen kapının önünde bulursun kendini. Şişko nedir bunların hesabı? Hadi ödeyin de ufak ufak yollanın bakalım. Düşünü daldınız. Sen beni nasıl kovarsın? Ben müşteriyim be! Elin namuruyla biraz nazik ol bakalım. Yürü! Başlatacaksın şimdi beni. Bırak şimdi. Selahattin'cim boş ver, gidelim buradan. Ne gitmesi be, ben burada paramla içiyorum. Boş ver, ne hesabınız? 24 lira. Bir rakı daha içeyim. Şimdi başlarım senin rakından, yürü diyorum. Hadi tamam, yürü. Düştük ya, hadi yürü hadi ya. Yürü hadi ya. Ne oluyor be? Dertliymiş. Benim bildiğim dertli adam susar da oturur. Bu derdinden keyifleniyor. Başka keyiflenen varsa haber ver. Yok yok. Bile olsa uzun bir oh çekmek istiyorum. Ya şu ölümü dünyada bir günümüz olmayacak mı dersin? Şöyle güzel bir güncümüz ha? Olmayacak mı dersin? Hani alacak verecek düşünmeyeceğimiz, kıymetli yandan azar işitmeyeceğimiz, zırıltısız, dırıltısız, yalnız sevgi dolu bir günümüz değil mi? Ha, keyfine zevkine yaşayacağımız bir günümüz. Öyle bir günüm olursa ilk olarak ne yapacağım biliyor musun? Yo. Resim çektireceğim. Yahu beyler bu ne muhabbet? Yetti be kardeşim. Biraz da dönün bu tarafa ya. Kumpanya kuruyorsanız bizi davet. Hadi be artist yahu, yap bir numara. Hadi kalkalım mı yavaş yavaş? Şişko! Geldim. Geç kalırsam Zarife kıyameti koparır. Bizim hesabı yazıver. Tamam, eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah, görüşürüz. Hay Allah, geç kaldık. Zarife de merak etmiştir. Eyvallah Sadık. İyi geceler. İki ilk defasında gelsen olmaz mı? Aa hoş geldin Sadık. Yaptın çok ayıp ama Abbas. Geç kalıyorum da. Malum bizim işimiz. Çok doğru. Ben sizi geçireyim. Aa zahmet etmeyin. Alayım bavulunuzu. Yo yo ben taşırım. Ağır değil de. Aa öyle şey olur mu? Koskoca bavulu siz taşıyacak değilsiniz de. Taşı bana. Yol yol değil ki, Allah kahret. Affedersin, ağzım alışmış. Zararı yok. Topuk
topuklarla yürümek güç tabii. Hele bir de yağmur yağmıyor ama Allah vermeye yarabbi. Bir kıya... Aman. Ay düşmesem ya. Bana tutunsanız. Ne zahmet olacak. Biliyor musunuz, her gece, her gece böyle. Aha, rica ederim, benim için bir şeref. Sizin gazino beni öyle dinlendiriyor ki, bir deşarj oluyor bana. Ya. Doğru tabii. Rahat mısınız şimdi? Teşekkür ederim, mersi. Çok teşekkür ederim Sadık. Rica ederim, benim şarkımı söyleyeceksiniz değil mi? Elbette, bitince bekleyecek misiniz? Mahsuru yoksa. Aa, ne olacak canım, hani zahmet oluyor da. Şimdilik abartma da, çok geç kaldım, acele giymem lazım. Merhaba. Aşkından sarhoş oldum, derdinden bir hoş oldum. Gel artık ben hoş oldum, sevgilim, sevgilim. Cemile, 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 Cemile. Gel artık ben hoş oldum, sevgilim, sevgilim. Sevgili dinleyiciler, şimdi size okuyacağım ilk eser, Seni Sevdim, Pek Çok Sevdim. Rica ederim, bilakis ben çok teşekkür ederim Zarife Hanım. Yarın da gelsenize dükkana, hem öğle üzeri gelirseniz bir yere gider bir şeyler yeriz. Bakalım, hele bir yarın olsun da. Çok teşekkür ederim, iyi geceler. Size de iyi geceler. Bunları ısıt, yeniden getir. Bütün o kızlar benim arkadaşlarım, çocuk gibi, hayır ben sizinle konuşmuyorum mu diye. Öyle de diyen yok ama gidip herkese yalışmana da lüzum yok. Peki ya sen, Abbas'ın sana tutkun olduğunu bildiğin halde ne diye adamcağıza cilve yapıyorsun, ayıp değil mi? Abbas'ı cidden çok seviyorum. Acıyorum ona. Yazık canım, patron sahiden kovacak onu. Ama o zavallıcık hala ümitleniyor. Mesut oluyor ya, sen ona bak, Abbas'tan kimseye bir zarar gelmez. Sıkıldım buradan. Bir yarım saatimiz daha var, hava da güzel, çıkıp biraz yürüyelim mi? Olur. Zeki gene uyuttu kızı. Bazen boğazım geliyor şu Zeki'yi. Dur be abla, sinirlenme canım. Şeytan diyor ki, git dikil karşılarına. Sonra? Sonrası o işte. Şu hale bak, gene anlatıyor, bir ton yalan. Abbas, kendine gel, hadi gel dönelim dükkana. Yavaş, Abbas. Yavaş! Yavaş diyeceğine azıcık çekil de yol aç. Ne de olsa bir kadınım. Kusura bakmayın. Kızı kıkırtamayı bırak da işimize bakalım. Hoş geldiniz madem. Hoş bulduk Abbas. Kıza bir şeyler bakacağım. Hadi yaz da gidelim. Olur olur. Cemile Hanım'a gidin, o size gösterir. Cemile Hanım bizim ahbabımızdır.
Zeki, biraz bakın. Şunları da çıkarıver. Hadi. Beyaz istemiyorum, ötekini. Ne aldınız siz? Gömlek şu ekoseyi. Şöyle buyurun madam. O bey bizim ve meşgul olacak bak anne. Bir dakika müsaade beyler, bir dakika müsaade. Aa, yangın var diye bağıracağım. Bayram var, ne yapalım? Deliye her gün bayram, yürü kız. Pardon, özür dilerim. Allah Allah. Beyim ne biçim fiş yazıyorsun? Ne oldu? Daha ne olsun? Kaç liraydı aldım gömlek? Al da düzelt şunu. Abbasçığım bu fişlerin hepsi yanlış, aşağısı da ana baba günü. Hay Allah, nasıl olur? Şunu da çıkar, şunu. Beyaz olur mu kız? Fıkaranın düşkünü beyaz giyer kuş günü. Bu olsun bu. Tamam işte. Şöyle buyurun efendim, şöyle buyurun. Ayıp, ayıp, düzeltemediniz bu fişi ama. Bir dakika beyim, düzeltiyoruz, anladık, insanlık hali. Zeki, Abbas'a yardım eder misin biraz? Hay dalgın Abbas, hay ortalığı yine karıştırdı. Bir dakika. Aydoğdu, gel buraya, kardeşin eksant olsun. Bir sebebi et be! Karıştırmayın ortalığı canım! Hay Allah, Zeki, Zarife geliyor. Baba, biz geldik. Durun. Bir dakika Zarife Hanım, şimdi meşgul olurum size. İşte bakın Zeki Bey, yalnız Sadık abi haber göndermek istedim. Tabii. Şunları çıkar dedim, ne biçim tezgahtarsın sen? Görüyorsun beyim, başım kalabalık. Buyurun. Nasıl bulun Cemil abi? Ne arzu ettin? Şunlara bir bakayım, naylon mu bunlar? Durun be! Ne arsız şeysin sen! Çekil bunlar! Küçücük çocuğa ettiğine bak! Nasılsın Zarife? İyiyim adamcağım, dur bunlar! Çeksene şunu! Hayır, çocuk o öyle ki! Hayır, çekil bunları orada! Bırak! Geç buraya diyorum! Git otur! Zarife! Zarife dur bir dakika! Zarifeciğim sakin ol! Uzun ettin ama biliyor musun? Biraz daha uzun ettin ama biliyor musun? Biliyorum orada! Durun! Sakin olun! Yarrık oldun şu anda! Abbas! Kovuldun! Ne diyeceğimi bilemiyorum Abbas. Benim yüzümden oldu. Yok canım, olur böyle şeyler. Hemen bir iş aramamız lazım sana. Belki daha hayırlı bir iş buluruz. Bulana kadar da ben sana yardım ederim. Hayrola Abbas, geçmiş olsun. Bizim adam bahsetti. Kader, ne yaparsın? Ne oldu Abbas, keyifsizsin. Geçmiş olsun Abbas, ne oldu? Ama da meraklı adamlarsınız ya. 40 yıllık ahbabımız ya, neden merak etmeyeceğiz yani? Olmuş mu? Olmuş mu ha? Olmuş ya. Hemen de duyarlar. Duysunlar canım, ayıp değil ya. Seni kovan utansın. Aldırma da Abbas, ben de İslam'a bak şurada oturmuş hep beraber yiyip içip keyfimize bakıyoruz. Gün ola, harman ola. Yaşa artist, hangi piyesten bu laflar, ha? Düşünme be Abbas, kimse aşıktan ölmemiştir. Her işte bir hayır vardır. Sevgi, aşk, hayaller, ümitler yattı. Hepsi yattı. Ama öyle deme, Cemile'nin ne kadar üzüldüğünü biliyor musun? Acıyor diyeceksin, acınacak haldeyiz de onda. Boş ver be Abbas, binin yarısı 500. Şişko, şişko, Abbas'ın yediğini içtiğini bana yazacaksın. Sağ ol Sadık. Üzülme Abbas, bir gün senden, bir gün benden. Bizim madam da çok üzüldü bu işe. Çok canım sıkılıyor Sadık. Hayır, kovulmak değil de alıştığım bir yerden ayrılmak zor geliyor bana. Sevdiğim bir kadını hiç değilse her gün görüyordum. Abonuyordum. Şimdi o da kalmadı. Gel gene. Benim dostumsun, ne diyebilir? Olur mu? Bundan tabii ne var? Benim arkadaşım beni görmeye geliyor. Ama karı çingene! Bakalım ya. Ne nafaka isteyecek? Daha içecek misin Abbas? Yok, bu gece kesap gibi geliyor. Evet. Kalkalım mı Sadık? Nasıl istersen. Siz bilirsiniz. Eyvallah madem. Eyvallah millet. Güle güle. Güle güle. Güle güle Abbas, güle güle. Güle güle Abbas, güle güle. Güle güle. Dün ne kadar sevinçliydim, bugün ne kadar kederliyim. Hani şu sokaktan iki gün üst üste sevinerek geçtiğim olmadı. Biz saadetin tipi değiliz Abbasçığım. İstemiyor saadet bize gelmeyi. Vallahi aklımdan neler geçiyor. Hani intihar etmeyi bile düşünüyorum. Ama bilmiyorsun ki ölünce nereye gideceğini. Bilmez olur muyum? Cehenneme. Orada da cehennem, burada da cehennem. Bak bizim cehennemin ışıkları yanıyor. Hadi eyvallah. Yar mutlaka bana uğra. Ben o kadar ümitsiz değilim Abbasçığım. Allah Allah! Sadık amca hanamdan babam kavga ediyorlar. Günahlar olmasın bari.
buraya, canınızı okuyacağım! Bırakın çocuklar, neyi kutlanlarda? Aa, tam zamanda geldiniz Sadık! Bu ne işmiş böyle, kudurmuş gibi herkese saldırıyor! Allah aşkına karışma Sadık, yetti yahu, canımdan usandım! Boşver ya, çocuk da onlar! Sadık Bey, ne olur ben dönünceye kadar Abbas'ı yalnız bırakmayın! Yavrucaklara ne yaptığını gördüm! Merak etmeyin, sizi bu gece dinlemek isterdim ama ne yapayım? Yetti be Sadık, yarın başımı alıp gideceğim, ne halleri varsa görsünler! Aman ne iyi edersin! Bak gördün mü başlıyor gene! Ay vallahi sizin gitti sinirden! Hadi, Allah'a ısmarladık Sadık! Durun sizi geçireyim! Sadık! Çocuklar sana emanet! Merak etmeyin! Ne cehenneme girdiniz gene, çabuk gelin bakayım buraya! Dövmeyeceğine söz ver! Dövmeyeceğim, gelin bakayım şöyle, dizinin şöyle karşıma! Gel böyle! Şimdi söz verin bana bakayım, uslu duracak mısınız? Duracağız, durmayacağız! Hadi! Abbas, askere mi aldın çocukları? Bundan sonra böyle Sadık, başka türlü baş edemem. Yaramaz ama çok sevimliler. Sen onu bir de bana sor. Doğru söyle Abbas, çocuklarını hiç dizine alıp sevdin mi? Bunlar o cinsten mi? Öyle deme, çocukların müthiş sevgiye muhtaç. Annesizlik ve ilgisizlikten böyleler. Çocuklar masalla uyur. Sen neyle uyuttun şimdiye kadar? Allah aşkına Sadık, şu sıkıntılı günümde vazgeç bu akıl hocalığında. Akıl hocalığından söylemiyorum. Ben de öyleydim. Hiç şefkat görmedim. Sen de öylesin. Ne bileyim, şöyle yumuşacık bir elin saçında gezindiğini bir düşün. İçin böyle sımsıcacık olur. Bir kahve içer misin? İçerim, orta olsun. Uyudunuz mu? Uyumadık! Sana ne be! Masal ister misiniz? İsteriz! İstemez! Ama bu bambaşka bir masal, biraz anlatayım, sevmezseniz vazgeçerim. İki kocaman ayı varmış, ormanlarda yaşamaktan bıkmışlar. Biz demişler, şehirlere gidelim, orada insanların arasında yaşayalım. Beraberce yola çıkmışlar. Ve bu iki kocaman ayı, az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Bir de arkalarına bakmışlar ki, bir arpa boyu yol gitmişler. Sadık'a gidiyordum, nasılsınız? Abbas, çok uğraştım ama bir türlü affetmiyor patron. Sağ ol, Sadık yukarıdadır herhalde. Yukarıdadır. Abbas, hadi gel beraber yemek yiyelim, Zeki de orada olacak. Sağ ol, ama ben Sadık'la buluşacağım. Onu da alırız, dünyada bırakma. Olmayınca destan yok ahbap, destan olmayınca da iş yok ya, böyle işte! Sadık, diyebilir misin ki Cemile'nin bana karşı bir ilgisi yok? Deli misin sen, olmaz olur mu? Evet. Acıdığını kabul ediyorum, ama bu acımanın yanında başka bir duygusu yok. Yok tabii, bir kere insan bir düşküne acır. Sen düşkün müsün? Düşkün olmasına düşkünüm ya. Ama Cemile'ye düşkünsün. Cemile'ye düşkünüm tabii. Of Sadık, canım acıyor canım. Abbas, sana bir şey soracağım. Bugün yemek yedik, hep kim konuştu? Zeki mi? Elbette Zeki ya, parayı o ödedi de ondan. Senin paran olsaydı o kadar ezilip üzülür müydün? Canım, bu işin pek parayla ilgisi yok ama yine de para lazım tabii. Bir gün Hamlet'i de oynayacağım, Otello'yu da! Oyna yarim, oyna! İkisi bir boyda, oyna! Artist, yap bir numara şunlara da, görsünler seni ya! Oyna arkadaşım! Rica ederim, bana bir köfte yapar mısın? Şişkonun kızı da ilik ha! Sana bir şey söylemek istiyorum. Sen benim kaç senelik dostumsun. Şimdiye kadar rahat, sevinç içinde geçen tam mutlu bir günün oldu mu? Nerede? Ama böyle bir gününün olmasını istersin, değil mi? İstemez olur muyum? Kim istemez ki? Böyle bir gününün olması için büyük bir fedakarlığı göze alabilir misin? Nasıl yani? Hiçbir zaman dövemeyeceğin ızmandut gibi bir adamı sevgin, saadetin uğruna dövmeye kalkar mısın? Onun gibi üç tanesiyle dövüşürüm. Dayaktan geberteceklerini bilsen de dövüşürüm, ben de dövüşürüm. Sıv o zaman kolları. Biri mi var böyle? Yaklaş biraz. Kıymetli yan. Kıymetli yan mı? Onu mu döveceğiz? Hayır, onu soyacağız. Ne diyorsun Abbas, ciddi misin? Son derece ciddiyim, bunu iyice düşündüm Sadık. Abbas, senin benim işim değil bu. Beceremeyiz, yüzümüze gözümüze bulaştırdın. Hani dayak yiyeceğini bilsen de göze alıyordun dövüşmeyi. Düşün Sadık, becerirsek dünyalar bizim olur. Başka çıkar yolumuz da yok. Her şeyi iyice tasarladım ben. Olmaz Abbas, yapamayız. Bizim işimiz değil bu. Bir kere sen benim düşüncelerimi dinle. Beğenmezsen vazgeçeriz. Yoksa kasayı mı soyacağız? Onun içindeki parayı sen iyi bilirsin. Yetmez mi bize? Deli misin sen? Yetmez olur mu?
Bak, dinle öyleyse. Beyler, susalım bir dakika! Ne zaman soyacağız? Nasıl soyacağız? Fenerba milyonlar kazandı. Milyonlar! Kimden bahsediyor bu? Bilmem. Sonra? Ve sonra! Fenerba milyonların altından girip, üstünden çıktı. Aklım gidiyor bu deliye. Sırasını mı buldu, yoksa bizi mi ima ediyor? Şüphelendi mi dersin? Yok ya, sen anlat. Bir cumartesi günü soyacağız. Malum ertesi gün pazar. Gün kazanmış oluruz. Şimdi zavallının bir şeyi kalmamış diyorlar. Bir dostunun yanına sığınmış. Kim be? Yahu sen anlat. Bize ne? Herkes almış onu dinliyor. Nasıl olacak? Ben cumartesi gecesi seni almaya gelirim. Doğru mu acaba? Doğru değil bu yaptığımız. Ha? Vazgeç Abbas. Sen bu deliği mi dinliyorsun yoksa benim? Mi? Ama verba yenilmez, yenilemez. Şimdi yaşlandı diye tükendi. Baksana neler söylüyor, domuzluğunu yapıyoruz. Boş ver be Sadık, bak dinle. Sen de ben de kasanın yerini iyi biliyoruz. Bekçi Şaban'ı da biliyorsun. Kaçta gezer, kaçta uyur. Paraları alıp kaçtıktan sonra vallahi kimse yakalayamaz. Sen ertesi günü tıpış tıpış işine gidersin. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsa kim şüphelenir? Göstereceğim dünyaya ver bana tükenmediğini. Paralar cepte oldu mu, dünyalar bizim demektir Sadık. Aklım karma karışık oldu. Vallahi hiçbir şey anlayamıyorum. Bitti! Yarım saat daha vaktiniz var. Yarım saat sonra eğlencenizi de eğlenceliğinizi de cebinize koyur gidersiniz. Güzel ya, vallahi. Sadık, şüphelendiler bu herifler. Bilmem, istersen kalkalım. Hadi kalkıp bize gidelim. Gidelim, daha rahat konuşuruz. Ya erkencisiniz, hayrola? Öyle oldu. Eyvallah. Güle güle. Ulan kaptan be, şu yılanlı karıyla olan maceranı anlatsana. Hadi. Abbas, şimdiden öyle büyük bir heyecan var ki içimde. Benim de, ama zevkli değil mi? Ödüm koptu ya. Hadi, bir an önce eve atalım kapağı. Boşver be Abbas, ben eve gidip doğru dürüst yatayım. Deli misin sen, ne karar verdik? Dünyada uyuyamam bu gece, hadi. Hadi. Ah Sadık Bey, hoş geldiniz. Abbas'ın ilk defa eve erken geldiğini görüyorum. Sayenizde herhalde. Hatırda etmeden oynayın! Baba, ama bunu tabağım çaldı! Bir çay içer misiniz? Zahmet etmeyin! Aa, ne zahmeti canım, hazır zaten, şimdi demledim, buyurun! Zarife, bizim biraz işimiz var da! Konuşun canım, ben de giyinip çıkacaktım, çayınızı getireyim de! Bak Sadık, şimdi cuma günü ayın kaçı? 28'i değil mi? Evet, 28'ine geliyor, bayram arifesi! Cumartesi bayram! Dükkan saat 8'e kadar açık, değil mi? Tamam. Maaş ne günü? Pazartesi. Kıymetliyanın kasasının en yüklü zamanı. Daha önce biraz avans filan verir. Ama gene de bütün bayram hasılatını kasaya kilitler. Zaten hiç yoksa o kasada 20-30 bin lira olur. Cumartesi akşamı kıymetliyan gittikten sonra sana gelirim. Ya gitmezse? Sen oyalan dükkanda. Hesap kontrolü de çalışma numarası yapıştı. Sonra? Buyurun çaylarınızı. Hayrola, nedir bu gizli muhabbet? İnşallah hayırlı bir iş peşindeyiz de. Sizi bilmem ama Abbas'ın hiçbir işinden hayır gelmez. Ben gidip hazırlanayım bari. Hay Allah, ben ölürsem bu kadın ne yapacak öyle merak ediyorum ki. Sonra anlat. Sonra ben seni almaya gelirim. Sen o arada bizim Şaban'ı bul, ne bileyim işte... ...sigara bir şey almaya yolla. Ben o arada dükkanda gizlenirim. Korkmayacak mısın? Korum cebe bir konyak, korktukça atarım bir tek. Sen Şaban'ı idare edersin. Sonra Şişko'ya gidersin.
Ama fazla içme ha. 2-3 tane atar, beni aramak numarasına çıkar gelirsin. Ben sana içeriden dükkanı açarım. Sonra ne olacak? Hepsini kararlaştıracağız. Saatle, dakikası dakikası. Önümü kopardınız, kör olasıcalar! Kim patlattı onu, çabuk söyleyin bakayım buraya. Hala dün doğdu patlattı. Ben ne olur kafasını patlatacağım. Ay! Kulağıma dibinde hem de, sağır ödecekler beni. Bir şeyiniz yok ya. Çocuk değil bunlar, birer canavar canım. Gidiyor musunuz? Abbas, geç oldu, ben de gitsem artık. Hem Zarife'yi de bırakırım. Oturuyorduk güzel güzel. Yarın konuşuruz. Aşağı yukarı ne olduğunu anladım. Ay zahmet olacak ama size. Abbas sen çocukları uyut bari. Hadi gidelim. Yarın uğra bana. Hadi eyvallah. Gelin bakayım buraya. Çabuk verin o tabancayı. Kimdi o tabanca? Kimdi o tuza baba? Vermeyeceğim. Halam bana aldı onu. Ver, yarın gene vereceğim sana. Gece onunla oynanmaz. Hadi şimdi hepiniz yatağa. Hadi. Hadi. Yazık oldu bu adama. İyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin Abbas. Bekle istersen, benim biraz işim var. Hayrola Abbas? Nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Sadık'ı almaya geldim. Bilirim, ayrılmazsınız. Vallahi bir akşam ben de geleceğim. Ne zaman istersen buyur, bekleriz. Sağ ol. Sadıkçığım, benim yapacağım bir şey yoksa bana müsaade. Evet, ben de yavaş yavaş gitsem. Sağ ol Mustafa, güle güle. Güle güle Mustafa, ben de hemen çıkıyorum zaten. Kimse kalmadığına emin misin? En son Mustafa çıkar bilmez misin? Bu katta kimse yok artık. Hadi öyleyse acele edelim. Abbas! Sen gir şu paltoların arasına! Ha? Çabuk gir! Ben kararlaştırdığım saatte gelirim. Gözünü seveyim, gecikme. Merak etme. Ben de şimdi gidiyordum zaten. İyi geceler. Bir ara gözüme şöyle kaptı balık ama olsam, pek emin değilim. Şişko, evet. Şişko, Abbas'ı gördün mü Abbas'ı? Bu akşam cumartesi, o kadar kalabalık var ki farkında değilim. Ateşin var mı? Tabii. Buyur. Bir şey yapmayın.
Hadi doğru Levent'e. Arabayı takip et. İyi vallahi. Yine karı dalgası değil mi ya? Sen konuş bir bırak da gazla. Demem. Söyledim, bizim yapacağımız iş bu kadar olur diye. Yeter be Sadık, başından beri böyle diye diye uğursuzluk getirdin. Ben getirmedim, uğursuzluk bu işe girmemizde. İyi be kardeşim, beğenmiyorsan bırak da git. Ben de seni dost bildim. Abbas, ben öyle bir şey yapacak olsaydım daha başından bırakır giderdim. İyi öyleyse, madem ki bu işe girdik sonuna kadar gideceğiz. Bak, şurada bir ışık var. Namussun bulduk. Mutlaka orasıdır. Gidip bir bakalım. Şekerim geç oldu, artık yarın yaparsın. Dur be cici, dur be yahu, görüyorsun ki işimiz var. Bu kasa bizi terletecek galiba. Nasıl da anladın? Canikom, yorgunsun, gel yarın açarsın. İçindekiler benden daha mı önemli? Ha şunu bileydin. Canikom, bak üçe kadar sayıyorum, gelmezsen uyuyacağım. Bilirsin inadımı, bir uyudun mu bir daha uyanmam. Bir... Hay namussuz. Böylesini ilk defa rastlıyorum. Bir kere de açardı şu parmaklar. Bunun ilacı kuyucunun lokumu. İstersen yarına bırakalım ha? İki... Kıyan hakkı var, hepimiz yorgunuz, hem benim de karnım acıyor. Ne meraksız insanlarsınız ya! Şunun içinde ne olduğunu biliyor musunuz? Yo. Para, başka ne olacak? Senet, sepet veya protestolu bono. Yapma be Allah aşkına! Neden uğraştığımı anlıyor musunuz şimdi? Eğer para çıkarsa onları sayıp rahat uyumak için. İki buçuk, geliyor musun? Aman geliyorum, geliyorum! Pekala miskin herifler. Yarına kalsın. Sen de babanla iyi geçin. Sen böyle hırsızlık yapmana lüzum kalmaz. Sen ne anlarsın böyle para kazanmanın zevkinden? Vay canına! Babası da zenginmiş. Kıyak, içeride yiyecek bir şeyler var mı? Sende de solucan mı var, nedir? Yo, ben çok yemem ki, sık yerim ama az yerim.
dayanmazlar. Bana ne kızıyorsun ya, benim ne suçum var? Kim nereden girebilir ya? Muhakkak bir ipucu bulmamız lazım. Ne oldu Caniko? Sayenizde kasayı çaldırdık, bana bunu kimse yapmaz. Ne? Kasayı mı çaldırdın? Hem de burnunun dibinde. Kasana sorma, sen bana sarsın şimdi. Ver onu bakayım bana. Abbas Duran. Kim bu ya, bizlerden biri mi? Abbas Duran? Ben tanımıyorum böyle birini. Şişko'nun meyhanesine olan borcum. 120 lira. 1-10-1965. Şişko'nun meyhanesi. Şişko'nun meyhanesi. Biliyor musun yoksa? Evet. Hadi çabuk olun, gidiyoruz. Gündüzleri tazı gibisin. Ama geceleri... beni öpmeden gidersen işin rast gitmez. Çabuk gel, bekliyorum. Buyurun, ne emrettiniz? Bol bira. Baş ne? Biri sarışın, biri esmer. Şöyle bir saçını okşadım ha! Dinle ya, dinletene! Şöyle bir saçını okşuyordum ha! Buyurun beyler! Sen de iyi ki Şişko'yu tanıyormuşsun. Burayı bulunca kadar akşama ettik. Bunlardan hangisi Abbas acaba?
Sen git de birinin ağzını ara bakalım. Diye bir bakayım dedim. Oo, çok, her ne ararsan var. Sen bizim dükkana ilk geliyorsun galiba. Evet, ilk defa geliyorum. Bir arkadaş tavsiye etti. Öyle mi, kim? Abbas. Ha, bizim Abbas. Gelmedi mi o daha? Geldi, oturuyor işte. Hangisi? Yani hani? Kız, buraya gel! Kız, kiminle kıştırıyorsun? Gel çabuk buraya. Aman! Şu iki herifi gösterdi ama hangisi olduğunu soramadım. Sadık, şaşırtmaca yapalım. Sen bu tarafta. Var mıdır bandırmaya? Her gün var benim bildiğim. Meraktan çatlayacağım. Acaba ne kadar vardır dersin içinde? Ben diyeyim 20.000, sen de 30.000. Kim o? Ev sahibi mi acaba? Karakoldan. Abbas kim? Benim. Karakoldan istiyorlar. Sadık, sen de gel, beraber yaptık bu işi. Peki kasa? Hadi hadi çabuk. Hadi yürüyün, hadi. Ben saydım tam 10 kişiydi. Irk düşmanı bunlar, komiser bir irk düşmanı! Aa,
nerelerdesin sen? Evin erkeği olacaksın güya. Kusura bakmayın, sizin eve hırsız girmiş de onun için çağırttım. Nasıl, hırsız mı? Evet, sizin evi soymaya kalkmışlar. Bizi bunun için mi çağırttınız? Evet. Teşekkür ederim. Ha, vallahi deli bunlar! Ayol ne oluyor bunlara böyle? Bayram değil, seyran değil, gece yarısı şapışkın. Ha, vallahi deli bunlar! Sabah sabah nereye böyle çıktık bunlar? İsterseniz burada sizi polisin yanına bırakayım ha? Ne dersiniz sabah güzelleri? Taşı. Ulan bu kuburu hanginiz koydu bunun içine? Vay kurnaz tilkiler vay! Demek bizden de baskın çıktınız. Anlaşıldı. Söyletme çarelerine başvuracağız. Ay kasayı çalanlar bunlar mı? Şu insanlar hiç belli olmuyor vallahi. Sen karışma cici! Ne yapacağınızı pek merak ediyorum. Söyleteceğiz, öttüreceğiz bu iki kuşu. Vallahi bilmiyoruz, bilmiyoruz. Ne yaptınız kasayı? Ben yumuşaklıktan hoşlanırım. Bak, bak bu gördüğünüz parmaklar yalnız sezmek içindir. Hassasiyetini bozmasanız iyi edersiniz. Ne vuruyorsun be, bilmiyoruz dedik işte. Susun be! Vallahi bilmiyoruz. Susun! Hala hazırlıyorsunuz ya! Susun be! Ulan eşek kadar adamlarsınız, utanmıyor musunuz adam ya be? Sana vursalar sen ağlamaz mısın? Ben daha hayatımda kimseden bir fiske yemedim. Kesin lan zırtıyı! Susun artık tamam, be! Tamam, dayak yok artık, susun! Bırak ya! Amma adamlara çarptık ya! Ay, dayanamayacağım vallahi! Pekala! Öyleyse polis çağırıp teslim edelim bunları. Hay ya Rabbim, amma antikalara çarptık! Dur biraz!
Şimdi söyleyin bakayım bana. Nereye sakladınız kasayı? Vallahi bilmiyoruz. Rıhtıma kadar bunun içindeydi. Sonra sizin arkadaşınız aldı, biz de peşinden geldik. Demek yanlış sandık almış. Yok ya, üzerinde oturdukları sandık buydu, numara yapıyorlar. Yalan mı söyleyeceğiz? Ne mecburiyetimiz var? Gelin benimle. En iyisi öldürelim bunları, başımıza bela olacaklar. Ne olursunuz öldürmeyin bizleri. Benim 3 tane çocuğum var. Onların bağışı için yemin ederim ki bilmiyoruz. Öldürmeyin bizi, ne olursunuz. Pekala, öyleyse söyleyeceğiz. Hı. Kasayı Şişko'nun meyhanesine sakladık. Ha, evet, Şişko'nun meyhanesine. Ha. Bandırmaya mı gittiler dediniz? Vallahi bilmem, bana öyle dediler, ne vardı? Mağaza soyuldu. Ne zaman? Geçen gece, bugün kıymetliyen uğramış, bekçiyi bağlı bulmuş. Polis tabi, ana baba günü ortalık. Hırsızları bekçi görmüş gerçi ama yine de hepimizi sorguya çekiyorlar. Acele Sadık'ı bulmam gerek. Şişko'ya gidelim, o bilir nerede olduklarını. Gidelim. Durun, aklıma bir şey giyeyim de. Hadi buyurun! Ay, o nereye gitti bu herifler? Mağazadan arıyorlarmış. Vallahi bugün hiç görmediler. Allah Allah! Ha işte geldiler. Ay, o bu bana saldıran köpek değil. Efendim? O işte, o işte! Sekizi çeyrek geçe. Mecburiyet. Susadım ben. Hmm. Susadım. Meyhanesinde. Susalım. Bir dakika, bak. Meydana gelen. Salat olmuşlardı zaten. Dokunma. Kavgada. Çekin elinizi, çekin, karıştırmayın onları. Yakalanan. Sabıkalılardan kelle namıyla maruf. Hemen avukatıma telefon etmem lazım. Süleyman Kutuoğlu. Ah, şöyle 4-5 tane ölü olmalıydı da kulak bir destan döktürseydim be. Fiyat namıyla maruf Nuri İnanç kaybolan kasayla ilgili olduklarını itiraf etmişlerdir. Bak Abbas, Cemil ile Zeki Bey de ziyarete geldiler. Abbas, düğünümüz için sizin çıkışınızı bekliyoruz. Savcıyla konuştuk, haftaya tahliye edilecekmişsiniz. Şurada bir haftacık bir şey kaldı, sıkın dişinizi. Ondan sonrası Allah kerim. Teşekkür ederim. Hayallerle başlamıştık şu işi, beceremedik. Ne yaparsın? Anadan doğma şanssızız.
Ne yapıyorsun o duvarda sen? Hiç. Eğleniyorum. Başka türlü vakit geçmez. Nedir o çizdiklerin? Birlikte düşündüğümüz güzel günümüzü çiziyorum. Hiçbir zaman olmayacak güzel günümüzü. Sadık. Acaba herkes bizim gibi mi dersin? Yoksa böyle güzel bir güne sahip insanlar var mı? Belki de. Kim bilir, belki bizim de güzel bir günümüz vardır. Uzakta bir yerde. Belki de haklısın. Yaşamak güzel şey. Nasıl olursa olsun güzel. Yaşadığımız için düşünüp hayal edebiliyoruz hiç değilse. Çiz, çiz sonuna kadar. Çiz şu günü. Bütün duvarları dolduralım anasını satayım. Thank you.